Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının tüm güncellerini sizler için bir araya getirdim. Hedefimiz güncelde 6'da 6 yapmak, güncelleri fulllemek. Böyle olacak dostlarım, çünkü kanalımızda 2021-2022'nin tüm güncellerini paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip ve yorum kısmına o güzel yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum dostlar. Vakit kaybetmeden hemen güncellere başlayalım dostlar. Branşımdan bir kişi daha atansa o ben olmalıyım. Evet dostlar, sizin atananlardan bir ikisiniz yok. Bilakis fazlanız var. Nedir bu? Azminiz. Siz de atanacaksınız dostlar. Lütfen çalışmalara bir an önce başlayalım. Değerli dostlar, kanalımızı yeni açtık. Kanalımızda neler olacak? Türkçe sözel mantıkla ilgili önemli paylaşımlarda bulunacağım. Haftalık, aylık güncel bilgiler paylaşımlarında bulunacağım. Sizler için sıcağı sıcağına gündemi takip edip tüm güncelleri kanalımızda paylaşacağım. Değerli dostlar, sürekli güncel memur alımları oluyor. Bununla ilgili duyurularda olduğu zaman kanalımızda sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle çoğu arkadaşımız memur olacaktır. Bu amaçla sizler için paylaşımlarda bulunacağım. Sınavda çıkabilecek önemli noktalar, hap bilgiler, hafıza teknikleri, şifrelemeler, ÖSYM duyuruları ve daha fazlası kanalımızda olacak. Ayrıca dostlarım, KPSS Akademisi Instagram sayfamızı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Daha fazlası kanalımızda olacak, ancak yorum kısmında siz ne isterseniz hepsi dikkate alınıp bu yönde de paylaşımlarda bulunacağız dostlarım. Değerli dostlarım, geçen yıl KPSS Akademisi sayfamızda şifreli KPSS kitabımızı 2021'in tüm güncellerini dahil ettik ve 2021 lisans KPSS'de 6 sorunun 5'ini yakaladık. Ancak Yıldız Kenter 2019 yılında vefat etti. 2021 yılında sınavda soruldu. ÖSYM son bir yılı baz almadığını bu yıl gördük dostlarım. Yıldız Kenter'i öncesinde KPSS Akademisi sayfamda paylaşımda bulmuştum. Ve sınavda soruldu. Ben de buna dayanarak dostlarım 2021 ve 2022'nin tüm güncellerini kanalımızda yer vereceğim. Dedim ya, hedefimiz güncelde soru kaçırmamak. Hedefimiz 6'da 6 yapmak. Değerli dostlarım, Van Gölü sorusu şifreli KPSS kitabımızda buna Nisan ayı günceli olarak yer vermiştim. Ayrıca KPSS Akademisi Instagram sayfamda da bu bilgiyi paylaşmıştım. 2021 lisans KPSS'de soruldu. Codex Atlanticus eseri Leonardo da Vinci şifreli KPSS kitabımızda buna yer vermiştim. Ve 2021 lisans KPSS'de soruldu. Değerli dostlarım, ÖSYM edebiyata kafayı taktı. Evet, neredeyse her KPSS'de bir edebiyat sorusu sormakta. Örneğin 2021 lisans KPSS'de Ahmet Haşim'i sordu. Ama şıklara baktığımız zaman Ahmet Rasim, Türk edebiyatının önemli fıkra yazarlarımızdan biri. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli sanatçılarımızdan biri. Namık Kemal, Tanzimat dönemi edebiyatının önemli sanatçılarından biri. Yahya Kemal Beyatlı da
önemli edebiyat sanatçılarımızdan biri. Buradaki öncülerin hepsi önemli dostlarım. Ancak Ahmet Haşim soruldu. İlerleyen zamanlarda diğerleri de sorulabilir. Zaten bununla ilgili ayrıca video çekeceğim dostlarım. Termasos Antik Kenti'ni sormuş. Şifreli KPSS kitabımızda bu bilgiye yer vermiştik. Ve 2021 lisans KPSS'e de soruldu. ÖSYM her yıl bir sporcu sorusu sormakta. Bu yılki 2021 lisans KPSS'de Ayşe Begüm Onbaşı soruldu. Mayıs ayı günceli olarak şifreli KPSS kitabımızda buna yer vermiştik. Ayrıca KPSS Akademi sayfamızda buna yer vermiştik. Evet dostlarım, vakit kaybetmeden Eylül ayının tüm güncellerini sizlerle paylaşalım. Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Yargıtay'ın Ahlatbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Türk dostu olarak bilinen dünyaca ünlü Yunan bestesi Mikis Theodorakis hayatını kaybetti. Theodorakis Zorba filminde de müziklerini yapmıştır. Türk dostuyla bu şekilde de bir soru vardı. Önceki sorulan sınavlara baktığımız zaman Pierre Loti Türk dostu olarak geçmekteydi. Aynı şekilde bunda da Türk dostu olarak geçmekte. O yüzden Mikis Theodorakis'e dikkat edelim dostlarım. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı Liderviş Nomade adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıktı. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Köyü Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı ve sona erdi. Katılımcılar teleskoplarla gök cisimlerini inceledi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Golbal milli takımı finalde ABD'yi 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımı 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya sahibi oldu. İtalyan pilot Costa uçağıyla Çatalca'daki T1 ve T2 tünellerinden sadece 43.44 saniyede geçerek adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı. Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti. Sercan Demir Slovanya'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurarak yapılan bir araştırmada Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Akandere cihazın parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığını söyledi. Kendisini tebrik ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2022 yılı Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edildi. Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçildi. 34 yaşındaki oyuncu bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu. Eylül 2021'de çıkarılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazarı olduğu kitabın ismi Daha Adil Bir Dünya Mümkündür. Almanya genel seçimlerini Sosyal Demokrat Parti kazandı. Partinin başbakan adayı Olaf Scholz'un hükümeti kurması bekleniyor. Angela Merkel, Almanya'nın ilk kadın başbakanı olup görev süresi dolmuştur. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Soyun Anma Yılı uygulaması kapsamında 2022 yılı Türk dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Topbolot Abdumbunonov yılı ilan edildi. ABD 1991 yılında Irak'taki müzeden çalınan 3500 yıllık tableti Iraklı yetkililere iade etti.
Gılgamış Destanı'ndan bir parça şiirin yazılı olduğu tablet, dünyanın en eski edebiyat eserlerinden birisi kabul ediliyor. Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Okçunun Yolu adlı yeni kitabını milli sporcumuz Mete Gadoz'a adadı. Almanya'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstadter ödülü yeni tip koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin, Doktor Özlem Türeci, Profesör Doktor Kateri Kriko'ya verildi. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, düzenlenen sembolik bir törenle görevini Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Said'e devretti. Milli triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda 7. olarak Türkiye tarihinin en iyi derecesini getirdi. 73. Emmy ödül töreni Los Angeles'taki Live's Event'te düzenlendi. Ödül töreninde en iyi drama dizisi ödülüne The Crown layık görüldü. New York'taki yeni Türk evi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ampute futbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Tebrik ediyorum. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Yaramaz Çocuklar filminde verildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı. Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'a ait kara kalem çalışması, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ilk kez sergilendi. Çalışmanın ismi Study for Worn Out. Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneğiyle müzikal deha kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır, Türkiye'nin otizmli ilk doktor öğrencisi olmayı başardı. Sırbistan'ın Novi Sad şehri 2022 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. 2021'de İtalya'nın yürüttüğü G20 dönem başkanlığını 2022'de Endonezya yürütecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası City Mayors Belediye Başkanları Vakfı tarafından 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata 3 kardeş ismi verildi. Danimarka alınan tüm koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığını açıkladı. Danimarka böylelikle pandemi öncesi döneme geçiş yapan ilk AB üyesi oldu. Afganistan'dan 20 yıl sonra çekilen ABD'dir. Sivas'ta Yıldızeli ilçesinde 3800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor. Dünyaca ünlü Yunan bestekarı Mikis Theodorakis hayatını kaybetti. 3 gün yas ilan edildi. Bu bilgiyi tekrardan verdim önemli olduğu için. Çünkü Türk dostu olarak geçiyor Mikis Theodorakis. Kendine özgü saat ve takvim kullanan Etiyopya 2014 yılına girdi. Halk yeni yılı coşkuyla kutladı. UNESCO'nun son koruma altına aldığı yer Malatya Arslantepe Höyüğü'dür. Fas'ta 3 büyük şehirde kadınlar belediye başkanı seçildi. Ülke tarihinde bir ilk oldu. Türk Patent Marka Kurumu'nca coğrafi tescil alan Amasya çüreği oldu. Değerli dostlar, şimdi Temmuz, Ağustos aylarının tüm güncellerini sizlerle paylaşalım. Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumunda İngiltere ve İtalya arasında oynanan Euro 2020 final maçında İtalya, İngiltere'yi penaltılarda yenerek ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. Sosyal öğrenme kuramı ve öz yarar teorisi üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Kanadalı ünlü psikolog Albert Bandura 96 yaşında hayatını kaybetti. Albert Bandura'yı eğitim bilimlerine çalışan KPSS adayları, yani öğretmen adayları iyi bilirler. Sosyal öğrenme kuramı deyince akla direkt Albert Bandura geliyor.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatacak kalkışmayı engelleyen, birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da açıldı. Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey Ren-Vastalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen sonda roket sisteminin Source uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı. Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Spirit uzay aracı ABD'nin Texas eyaletinden uzaya fırlatıldı. 11 dakika süren seyahatin ardından milyarderler dünyaya geri döndü. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Oxford yılın kelimesi olarak Dom Schrödinger kelimesini seçti. Oxford'un seçtiği bu kavram, bu kelime salgınla ilgili bir kavram, felaket haberlerini ve gündemi takip edip uykusuz kalmak anlamına geliyor. Malatya'daki Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Özbekistan resmi dilini Türkçe ilan etti. Yüksek Üretim Kurulu Başkanı değişti. Profesör Doktor Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atandı. Bu yıl 74.sü düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü Titane adlı film kazandı. ABD'de 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik saldırıların ardından girdiği Afganistan'dan yaklaşık 20 yıl sonra güçlerini geri çekmeyi tamamladığını açıkladı. Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3000 rakımında keşfedilen bitki türüne Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın adı verildi. Bitkinin ismi Androsaç Aziz Sancar'ı sefalı. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı Uçan Kale ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşınan 12'si bebek toplamda 273 yolcu Türk Hava Yolları'nın tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve yürümeye henüz başlayan Kaş Kuas isimli bir çocuk, üyeliğin sadece IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırlı olduğu Mensa'nın en genç üstün zekalı üyesi oldu. Pfizer BioNTech'in geliştirdiği aşı dünyada tam onay alan ilk COVID-19 aşısı oldu. Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Baykar Teknolojisi tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA taarruzlu insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 80'e yakın vatandaş hayatını kaybetti. Aralarında Manavgat, Marmaris, Bodrum gibi önemli turizm merkezlerinin de olduğu 270 noktada orman yangını çıktı. Yangınların çoğunluğu kontrol altına alındı. Yasin Süzen, Polonya'nın Lublin şehrinde yapılan 4. İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Milli atlet Berke Akçam, 20 yaş altı dünya şampiyonasında erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Finlandiya'nın Tampere kentinde devam eden Avrupa Ümit Genç ve 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Damla Su Türemen genç kadınlar kategorisinde İtalyan rakibine Sonia Inzoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Taliban'ın Afganistan'ın 31 kentini ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini terk etti. Lise öğrencisi Derya Karadeniz'in uzayda yaşam olup olmadığı konusundaki yazmış olduğu Oberon isimli makale NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Usta tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı ve şair Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy önemli. Bilelim dostlar. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında masa tenisi tek erkeklerde sınıf 4. Abdullah Öztürk finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalyayı kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları ile ilgili bilgiler. Türkiye toplamda 13 madalya kazandı. Türkiye Tokyo Yaz Olimpiyatlarını 35. sırada bitirdi. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat oyunlarında en fazla madalya kazanan ilk 3 ülke sırasıyla şöyledir. 1 ABD, 2 Çin, 3 Japonya. Kuzey Kore COVID-19'u bahane ederek oyunlara sporcu göndermemiştir. Türkiye'nin Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında kazandığı madalyalar. ÖSYM buraları seviyor. Buradan soru sormayı çok seviyor. İlkleri bilirim dostlar. Mete Gazoz okçuluk altın madalya kazanmış. Olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk olimpiyat madalyası. Buse'na Sürmeneli boks altın. Olimpiyat tarihimizin kadın boksundaki ilk olimpiyat altın madalyası. Eray Şam'dan karate gümüş. Olimpiyat tarihimizin karate'deki ilk olimpiyat madalyası. Buse'naz Çakıroğlu boks gümüş. Olimpiyat tarihimizin kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyası. Hakan Rençber tekvando bronz. Hatice Kübra İlgün tekvando bronz. Rıza Kayalp güreş bronz. Yasemin Adar güreş bronz. Yasemin Adar olimpiyat tarihimizin kadın güreşindeki ilk olimpiyat madalyası. Ferhat Arıcan jimnastik bronz. Olimpiyat tarihimizin jimnastik dalındaki ilk olimpiyat madalyası. Taha Akgül güreş bronz. Ali Sofoğlu karate bronz. Merve Çoban karate bronz. Uğur Aktaş karate bronz. Değerli dostlarım, videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve video altına o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.